Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 Ekim tarihli AYT deneme sınavımızın tarih soru çözümüyle birlikteyiz. İlk sorumuza başlayalım. İlk uygarlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinciye neden olduğu söylenemez? A. Mısır'da ahiret inancının olması, mumyalamanın ortaya çıkması, söylenebilir. Mumyalama, oda şeklindeki mezarlar, ölülerin eşyalarıyla gömülmesi, cennet ve cehennem kavramlarının varlığı bize her zaman ahiret inancının göster olduğunu gösterir. B. Büyük İskender'in Asya Seferi'ne çıkması Doğu ve Batı kültürünün karışımı sonucunda Helenizm'in doğmasına neden olmuştur söyleyebiliriz. Asurluların Anadolu'ya yazıyı getirmesi Asurlu tüccarlar ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdi. Bu da Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasına neden olmuştu. Frigler'de çok tanrılı inancın görülmesi, tarıma yönelik sert kanunların çıkarılması sonucuna neden olmaz arkadaşlar. Temel geçim kaynakları tarım olduğu için tarıma yönelik sert kanunlar çıkartılmıştı. İyonlarda özgür düşüncenin olması bilimsel faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir öğrenci Kutatku birlikte Türk Devlet Teşkilatı'nın özellikleriyle ilgili Ey Devletli Hükümdar, en kötüsü bey'lerin adının yalancıya çıkmasıdır. Beyin sözü doğru olmalı, tavır ve hareketi güven vermelidir ki halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın. Bey gönlünü alçak tutmalı, beyin eli açık olmalıdır. Zulüm yanan ateştir, yaklaşanı yakar. Kanun su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. Ey hakim, memleketi uzun süre yönetmek istersen kanunu doğru yürütmeli ve kuvveti hakta bilmelisin. Akıllı kimseleri kendine yakın tut. Bilgilinin sözüne göre hareket et ve onun hakkını gözet bölümünü okumuştur. Bu öğrencinin devlet devletin güçlü olabilmesi için aşağıdaki alanlardan hangisinde yeterli olunması gerektiği ile ilgili bilgiyle karşılaştığı söylenemez. Arkadaşlar yukarıdaki metinde yönetim, hukuk, ekonomi ve bilimden bahsederken askerlikle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Osmanlı devleti önceleri fethettiği yerlere Türk nüfusu taşırken 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın başlarında elden çıkan topraklardan Anadolu'ya gelenleri uygun yerlere yerleştirmeye çalışmıştır. Ayrıca Anadolu'da konar göçer halk yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Buna göre Osmanlı devletinin konar göçerleri yerleşik hayata geçirmeye çalışmakla bir tarımsal üretimi sartırma, iki ıslahatları halka benimsetme, azınlık isyanlarına engel olma. Arkadaşlar konar göçerleri yerleşik hayata geç azınlık isyanları ve, ve ıslahatlarla hiçbir ilgisi yoktur. Buradaki en büyük amaç tarımsal üretimi artırmaktır. Sorumuzun doğru cevabı yalnız birin yer aldığı A seçeneğidir. Osmanlı devletinde esnaf örgüt olan loncaların esnaflardan aldığı aidatlardan oluşan avarız sandığı vardı. Loncaya kayıtlı bir esnaf herhangi bir durumda zarara uğrarsa ona imkanlar nispetinde yardım yapılırdı. Bu sandıktan yardım yapılıyordu arkadaşlar. Estaflar arasındaki bu uygulamanın e, uygulama aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir? Dayanışmaya dayalı bir düzen kurulduğunu kanıtlar bize arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 1776'da 1776'da toplanan 2. Philadelphia Kongresi'nde insan hakları beyannamesi kabul edilmiştir. Bu beyannamede şu maddeler yer almıştır. İnsanların yaşama ve özgürlük hakları doğuştandır. Hakimiyet milletindir. Hürriyetin sınırlarına ancak kanunlar belirler. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulusal öngü, egemenlik ön plana çıkarılmıştır. Hakimiyet milletindir. Ulaşabiliriz. Kanun gücü benimsenmiştir. Hürriyetin sınırları ancak kanunla benimsenir. Ulaşabiliriz. Sosyal eşitlik anlayışı. Yaşama ve özgürlük hakları doğuştandır diyor. Eşitliği vurguluyor bize. Demokrasi benimsenmiştir. Fakat ham madde ve pazar arayışının hızlandığı ile ilgili herhangi bir ibareye ulaşamayız arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisine Hangisinde sınırların genişlemesi amacından çok İslamiyet'i yayma amacı etkili olmuştur? Hemen bakalım. Karasi Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması. Karasi Beyliği zaten Müslüman bir devlet arkadaşlar. O yüzden sınırları genişletmek amaçlıdır. Hamitoğulları, Germiyanoğulları ve hatta hepsinin geneli Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmaya çalışılması, sınırları büyütmek ve devleti güçlendirmek adına yapılan faaliyetlerdir. Fakat Rumeli Balk ve Balkanlarda yaşayan halk Hristiyan olduğu için bu bölgelere seferlerin düzenlenmesindeki temel amaç İslamiyeti yaymaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde milliyetçilik akımının etkinliğinin kırılmasının amaçlandığı savunulamaz. Tanzimat fermanının yayınlanması Müslüman gayrimüslim eşitliği sağlanmaya çalışılmıştı arkadaşlar Tanzimat fermanıyla o yüzden milliyetçilik akımı ile bağlantılı ıslahat fermanı gayrimüslimlere daha fazla haklar tanınmıştı devlete bağlamak için yine milliyetçilik akımı ile etkili meşrutiyetin ilanı ve möbüsler meclisinin açılmasıyla ise gayrimüslimler dolaylı yoldan da olsa yönetime bağlanmaya çalışılmıştı milliyetçilik akımı ile etkiliydi fakat tersane konferansı Balkan bunalımını toplamak amacıyla yapılmış, Balkan bunalımını e, görüşmek amacıyla toplanmıştı. Bu yüzden milliyetçilik akımı ile ilgisi yoktu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde parlamento açılmış, halk yönetime tekrar ortak olmuş ve siyasi partiler kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz. Bakalım A monarşik yönetimin güçlenmesi. Arkadaşlar parlamentonun açılması ve halkın yönetimi ortak olmasıyla monarşik yönetim güçlenmez. Aksine zayıflar. Çünkü monarşide egemenlik tek kişinin elindeyken parlamentoyla padişah egemenlik haklarını az da olsa paylaşmıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 1. 30 Ekim 1918 günü işgale uğramamış topraklar bir bütündür parçalanamaz. 2. Batı Trakya ve Arap topraklarının durumu halkın vereceği serbest oylarla belirlenir. 3. Halkın oyu ile onu e, halkın oyu ile ana vatana katılmış olan Elviye-i Selase'de gerekirse halk oyuna gidilebilir. 4. İstanbul Boğazı'nın ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlandığı takdirde boğazlardan geçişe ilgili devletlerle birlikte karar verilecektir. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde alınan bu kararlardan hangilerinin Wilson ilkelerinde yer alan her ulus kendi geleceğine kendisi karar verebilecek maddesiyle aynı doğrultuda olduğu söylenebilir. Hemen bakalım Batı Trakya'da ve Elviye-i Selase'de arkadaşlar halk oyundan bahsediyorsa demek ki bu bölgeler geleceklerine kendisi karar verecek. Dolayısıyla seçeneklerde 2 ve 3'ü arayacağız. Doğru cevap C seçeneğidir. Hıyanet Vataniye Kanunu, Firariler Kanunu, Takrir Sükun Kanunu ve Başkomutanlık Kanunu. Bu kanunlardan hangileri 1. TBMM tarafından çıkarılmıştır? Hemen bakalım arkadaşlar. Hıyaneti Vataniye Kanunu, Milli Mücadele. Bakın Milli Mücadele döneminde yapılan tüm gelişmeler 1. TBMM tarafından çıkarılmıştır. O zaman bu şekilde gidelim. Hıyaneti vataniye, firariler ve başkomutanlık arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 4 olmalı sorumuzun doğru cevabı. Yani D seçeneği.